1648'de Konya'ya gelen Evliya Çelebi, İzzettin Kılıçarslan'ın 1174'te Konya Kalesi'ni yaptırdığını ve bu arada Eyvan-ı Kisra'yı andıran kemerli büyük bir köşk ve divanhane inşa ettirdiğini bildirmektedir. Ancak yine Evliya Çelebi'nin ifadesine göre zelzeleden yıkılan bu köşkü Alaaddin Keykubat tamir ettirmiş ve böylece buraya Sultan Alaaddin'in adı verilmiştir. Selçuklulardan sonra Karamanoğulları tarafından da kullanılan köşk 17. yüzyıla kadar Osmanlı beylerbeylerine ikametgah olmuş. Fakat bu yüzyıl içinde terk edilmiştir. Çevresinde bulunan taşların alınmaması için 1673'te bir ferman çıkarılmıştır. Teksiye 19. yüzyıl başlarında da köşkün harap halde olduğunu yazmaktadır. Birçok süsleme unsurları ile yüzyılın başlarında hala ayakta duran bu çok değerli Türk sanat ve tarih anıtı ne yazık ki bakımsızlıktan kısmen çökmüş. Sonra da 1905-1908 yılları arasında yapılan itirazlara rağmen Konya valisi Cevat Bey'in emriyle yıktırılmıştır. Çekildim.